Merhaba, nasıl Sultanahmet'i nasıl buluyorsunuz? Güzel mi? Sultanahmet'ten memnun musunuz? İlk defa mı geliyorsunuz? Sorry, do you speak English? Güzel diyorsun. Memnun musun Sultanahmet'ten? Sorry. Nereden geliyorsunuz? Bilmiyorsun. Türkçe yok. No. No. Ben de senin dilinden anlamıyorum. Nasıl röportaj yapacağız? Konuşamayacağız. Hayırlı Ramazanlar. Do you speak English? Çok az. Türkiye'ye ilk defa mı geliyorsun? Yeah. Peki. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Sağ ol. Sorry. Bye bye. Evet, konuşmakta zorluk çektik. Evet, Sultanahmet'teyiz. Ramazan etkinlikleri var. Harika bir ortam ve abimizle karşılaştık. İsminiz nedir? Altan Kudret. Altan Bey, nasıl buluyorsunuz Sultanahmet'i özellikle Ramazan ayında? Şimdi Sultanahmet, ben dedim ben burada restorasyon yaparken de çalışırken de aynı durumdaydım. Yani evet. Dışarıdan insanlar gelir. Böyle hani pek fazla kafeler, restoranlar yoktu. Burada caminin avlusuna müsaade ederdik. Evet. Herkes birbirine ikram ederdi. Biz de cihazlardan bazı bize de ikram edilirdi. Evet. Şimdi yok mu artık diyorsun? Yok, şimdi yok. Burası 24 saat yaşandı. Evet. Sultanahmet, yani beni bildiğim ve gördüğüm de artık yıllardan beri buraya aşina oldum. Çünkü her fırsat buldukça gelirim. Burası 24 saat yaşandı. Evet. Yani burada İngilizce, Fransız, İtalyanlar, bütün milletlerden insan bulursunuz. Her şey var. Her şey var. Peki sadece Ramazan ayında mı yoksa normal günlerde normal böyle? Normal günlerde de böyledir. Yani etkinlikler, kalabalık. Ama şöyle bir şey var. Mesela geçen senelerde Hattesim Ebru, yani geleneksel ve Türk İslami sanatların olduğu bölümler açılmıştı. Evet. Daha çok daha ilgi vardı yani. İlgi vardı. Evet. Burada da şimdi dini yayınlar fuarını buraya getirmişler. Burada da gerçekleşiyor. Fakat o kitapların diğer geleneksel Türk sanatlarına daha fazlaydı yani. Evet. Herkese tavsiye ediyoruz. Gelsinler. Gelsinler. Burası çünkü bak burası dünyada bilinen yer var. Ben size çok basit bir örnek vereceğim. Burada bir Ahmetli oldu şimdi. Sadece beri öğren güleç yüzlü bir amcamız vardı. Evet. Ve bu Kanada dergisinde şöyle bir şey çıkmış. Onunla ilgili bir röportaj yapmışlar. Evet. İslamiyet'i gülen yüzlü diye çıkmış. Kanada'da bir dergide. Ne güzel. Böyle insanlar vardı. Ben mesela burada çektiğim bir fotoğraf ödül aldı. Öyle mi? Nerede görebilir izleyiciler o fotoğrafı? Madem ben güzel fotoğraf. Ben size gönderirim özel olarak. Öyle mi? Şöyle Sultanahmet'in en dış bahçesinden, evet, tepeden Ayasofya'yı hedefledim. Arkada da müthiş zaten panoramik İstanbul manzarası vardı. Evet. Boğaz Köprüsü'nü hedefledim. O birinci köprüyü. Çok güzel. Muhteşem. Ama bir park var. O gün yaz yağmuru vardı. Ben fotoğrafı tab ettiğimde gökkuşu Ayasofya'nın mahyesini kesmiştim. Öyle mi? Böyle bir fotoğraf. Evet, güzel, merak ettik valla. Bir fotoğraf daha mesela iç kısımdan kubbenin olduğu yerde. Evet. Tabii şimdi otomatik makineler yok, o ayarlı makineler var. Makinenin ayarını bozdum, ışık ayarı, evet, her şeyini bozdum. Fotoğrafı otomatik çektim. Evet. İnsanlar hayalet gibi çıktı. Peki, teşekkür ederiz güzel röportaj için. Rica ederim, yani burası. Gelsinler. Bakın burada burası milletlerin, dünya medeniyetinin buluşma yeridir burası. Süper, evet. Abi. Herkesi bekliyoruz. Gelsinler çünkü yani burada sadece yok. Burada kültür var. Kültür var. Arkanızdakinin mesela şu anda Pargalı'nın sarayı olduğunu biliyor musunuz? Evet. Bitti işte, yani burada kültür var. Her şey var. Evet. Bugün de bol bol çekip her yeri göstereceğiz. Sizler de güzel cümleler kullandınız. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olasın. Hoşçakalın. Ne zaman yayın? Valla yarına kadar yayınlarız. Mesut Tam Zaman TV YouTube kanalı. Tamam. Bakarsınız. Peki. Evet, keyifli röportajımız devam ediyor. Sultanahmet'teyiz efendim. Güzel röportajlar yapıyoruz. Ramazan ayındayız. Harika etkinlikler. Bakalım daha nelerle karşılaşacağız. Merhabalar, iyi akşamlar. Bir şey soracağım. Eski Ramazanlar mı, yeni Ramazanlar mı? Ne düşünüyorsunuz eskiye göre? Kısa bir röportaj yapıyorum da. Sizce? Ben çok eski olmadığım için
Önce anneme sorun. Peki annenize soralım. Eski Ramazanlar eskiden daha mı iyiydi? Çünkü az önce de bir abimiz röportaj yaptık. O da eskiden daha güzel demişti. Buna benzer çok şey. Peki Sultanahmet'te neler buluyorsunuz? Güzel mi eski Ramazanlara göre etkinlikler? Eskiden burada değildim, bilmiyorum burayı. Peki ilk defa mı geliyorsunuz? Yok. Birkaç defa geldim. Evet. Peki etkinlikler nasıl? Güzel mi hizmet? Öyle mi? Güzel. Ama yine de eski Ramazanlar yok diyorsunuz. Peki çok sağ olun. Hayırlı Ramazanlar. Baş. Merhabalar. Bir şey soracağım. Eski Ramazanlar mı yeni Ramazanlar mı? Arada fark var mı? Fark var. Bu sene bu geçen seneki şeyi mesela değiştirmişler. Neydi? Formatı. Öyle mi? Kitap fuarı tabii ki güzel bir şey ama. Evet. Burada daha canlı şeyler vardı. Hareket bu sene fazla yok. Evet, bu sene fazla yok. Yani yine eski Ramazanları arıyoruz değil mi? Daha iyisine gidersek tabii ki arıyoruz. Evet, nerede eski Ramazanlar? Hani deriz ya, nerede eski bayramlar, nerede eski Ramazanlar? Yani öyle demeyelim de. Evet, çocuklarla geldiniz galiba. Evet. Çocuklar oyun mu izleyecekler? Az sonra bir oyun mu sergilenecek acaba? Evet, Karagöz'e sergilenecek. Evet, ne güzel. Peki o zaman iyi eğlenceler. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz, sağ ol. Yine evet, eski Ramazanları tabii ki arıyoruz. Değil mi? Eski Ramazanlar nerede? Nerede? Yine eski Ramazanları hani aramasak da güzel şeyler olsa da, etkinlikler olsa da yine de zaman zaman her zaman diyoruz ya nerede eski Ramazanlar diye, nerede eski bayramlar. Bir dakikada ben sen bana söyle hadi şu işi tamam, yapalım. Tamam evvela senin biraz konuşman şey. Ney? Şey. Ney? Şey işte. Ney benim konuşmam ney? Konuşmasın bana göre nasıl? Nasıl? Kaba, bak dedi birisi. Efendim? Kaba, kaba. Kaba, kaba. Sen de patlıcan. Bak oradaki havuç. Şuradaki öyle, brokoli ya, bak öyle kabacık. Öyle demek istemiyorum. Evet. Senin biraz konuşman böyle kaba. İnsanlarla iletişim kururken böyle olmaz. Hele ki mahallenin bekçisi. Sana insanlar adres soracaklar. Ne yapacaksın? Ne diyecekler ki Alman çeşmesi nerede? Ne diyeceksin? Ne diyeceğim? Bana ne canım git bul diyeceğim. Allah he? Allah böyle mi denir? Senle bir deneme yapalım. Yapalım. Geç karşıma. Yapalım hızlı olalım ama tamam. Hadi. Hadi hazır mısın? Hazırım. Ben mahallede yaşlı bir amca. Tamam. Sen de karizmatik, genç, yakışıklı bir bekçi. Hazır mısın? Hazırım sana ben. Sana benim adres soracağım. Tam benlik rol. Kibar kibar cevap vereceksin. Tamam benim. Hadi geliyorum. Aman. Evladım. Dur şimdi. Pardon. Evladım. Ya bir git başımdan. Evladım, gülhaneye nasıl inerim? Bana ne, nasıl gidersen git. Evladım. Ben şimdi karizmatiyim ya. Öyle demeyeceksin ki. Oo ya sen ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Allah Allah. Ya olmaz, Allah. Sen konuşamıyorsun. Evet bugün Sultanahmet'teydik. Keyifli röportajlar yaptık, keyifli sohbetler yaptık ve gerçekten de gezdik, keyfini çıkardık efendim. Bugünlük Sultanahmet'ten bu kadar. Yine en kısa zamanda yeni videolarla, yeni röportajlarla sizlerle olacağım. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Hayırlı Ramazanlar.